Şimdi fakat olabildiğince, Cumhurbaşkanı olabildiğince kibar bir üslupla, hatta ihtar eder gibi değil, hatırlatır gibi Zekeriya Yapıcıoğlu'na karşılık vermiş. Devlet Bahçeli, MHP'nin ve Sayın Semih Yalçın'ın açıklaması evlere şenlik. Şimdi yani, Semih Yalçın açıklaması ortalığı kaşımayın, CHP niye kaşıyorsun? Yani sanki Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Halk TV'ye çağırdık, burada konuşturduk. Yani elini kolunu bağladık, konuş Zekeriya Bey dedik. O da söyledi. Sanki olay burada Halk TV'de ve CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşmiş gibi. Sanırsın Zekeriya Yapıcıoğlu CHP'li ve sanırsın açıklama burada yapılmış. Akıllar evlere şenlik. Yani Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar lideri olarak açıklamasını yapıyor. Arkasında da duruyor. Onu eleştiren Özgür Özel'e 1950 yılı CHP programından bir hatırlatma yapıyor. Buna karşılık MHP'nin kurumsal açıklamasında Hüdapar'a değil CHP'ye cevap veriliyor. Ya CHP'ye ne cevap veriyorsunuz? CHP'li konunun nasıl bir ilgisi var? Bay sen beğen miydin efendim, yıllar önce Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir İmece TV yayınında işte anayasanın 4. maddesiyle ilgili değiştirilebilir iması içeren bir cümlesini atıfta bulunarak bay sen miydin, sen değil miydin böyle diye. Yahut Özgür Özel'le ilgili işte onu sözde hicveden açıklamalarla cevap vermeye kalkışıyorlar. Aylak aylak sorulardı. Şimdi kardeşim yani tamam yine Sayın Semih Yalçın ve Devlet Bahçeli ve MHP CHP'yi eleştirebilir, eleştirmelidir de kardeşim ya bu açıklamayı yapan Zekeriya Yapıcıoğlu niye bu kadar kibarsınız ya? Niye? Ben önceki gün bir MHP ilçe başkanı bana yazdı programdan sonra. Dedi ki ya gene bizimkiler CHP'ye cevap vermişler. Hüdapar diyor CHP'ye cevap veriyorlar. Ya bir tuhaflık yok mu size göre de? Bir anlaşılmaz bir taraf yok mu? Zekeriya, MHP neden Zekeriya Yapıcıoğlu'na, neden Hüdapar'a doğrudan cevap veremiyor? Yani ben HDP'yi anlıyorum. Ona sert açıklamalar yapıyorlar. Ya CHP'ye kurdukları cümlenin, cümledeki tonun, üslubun neden onda biri, 50'de bir ayarında bir kibarlıkla Hüdapar'a yanıt veriyor ki bence bunun net bir yanıtı var. Hüdapar'a bu arada hocam, Hüdapar'a da cevap vermiyorlar. Yani Hüdapar adı da geçmiyor. Yok hiç açıklama. Yani Hüdapar'a bu kadar toleranslı olmasının sebebi Hüdapar'ın bölgede bir projeyi temsil ediyor olması ve o proje iktidar tarafından MHP'siyle, AKP'siyle, DEM Parti, HDP'ye karşı yürürlüğe konmuş ve desteklenen bir proje. Yani o bölgede Hüdapar büyütülmeye çalışılıyor. Bu çok açık bir şekilde görülüyor. Derya Bey, Hüdapar'ın, özür dilerim, Hüdapar'ın adını geçirmiyor. Yani sadece ilk dört madde meselesi, ilk dört maddeye dair MHP'nin çizgisinin belli olduğu hatırlatılıyor. Bizim adresimize şüphelimiz yok demeye getiriyor. Ya Hüdapar'la ilgili bir Hüdapar'ın ne adı geçiyor, ne Zekeriya Yapıcıoğlu geçiyor. Sen bir önceki tartışma programımızda dedin ki ben ertesi gün Devlet Bahçeli'den açıklama bekliyorum. Yok. Ondan o sert açıklama CHP'ye yönelik yapıldı. Sanırsın anayasanın ilk dört maddesini ve dördüncü maddesini değiştirebiliriz diyen Özgür Özel. Evet, doğrudan ona cevap veriyor. Derya Bey, Cumhur İttifakı seçmeninde bir Hüdapar kırılması, ona göre tavır belirleme gibi bir şey var mı? Bir, ikincisi söylediğinizde katılıyorum. Yani seçmenin nezdinde anayasa tartışması diye bir şey bence yok, bence de yok. Böyle bir şey var mı? Şöyle yani Hüdapar gündemi diye bir gündemin ne Türkiye'de ne de Cumhur İttifakı seçmeyi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani Hüdapar zaman zaman belli açıklamalar yaptığında kamuoyunda tartışılıyor. Ancak daha çok muhalif kanatta, muhalif yayınlarda, muhalif kamuoyu önderleri Hüdapar'ı Cumhur İttifakı içinde bir çatlak yaratabilecek potansiyel olarak değerlendiriyor. Ancak Cumhur İttifakı tarafında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kadar bir tutkal etkisi var ki seçmenler üzerinde bu tartışmalar sürekli ikinci planda kalıyor. Hı. Ve hani Erdoğan'ın açıklamaları esas yönü gösteren yani Hüdapar'ın açıklamalarına göre orada bir tavır değişikliği olmuyor. Hayır, zaten Hüdapar da yani Cumhur İttifakı'nın içinde mi dışında mı belli değil ama şu çok açık: Cumhur İttifakı seçmeni Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken Hüdapar'dan destek alıyorsa bundan rahatsızlık duymuyor. Hı. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi önemli olan konu orada diye söyleyebiliriz.